İyi günler. Bugün günlerden 3 Ekim 2020 Muhabbet TV Yok O Kadar Faruk Aslan yayında. GoPro'da da yayına girdi şu anda. Periskop'tan da başlatalım bakalım. Yayınımız nasıl olacak? Müellim, bugün öğretmen, hoca konusunu işleyeceğiz. Yarın 4 Ekim Öğretmenler Günü, Dünya Öğretmenler Günü. Eskiden müellim derlerdi. Sonra öğretmen demeye başladılar. Sonra hoca dediler. Bakalım bizim müellimlik ne tarz gelir? Nicedir? Herkes ya öğretmendir ya öğrencidir veya her ikisidir. Sakın başka bir şey olmayın. Ya öğrenci olun ya öğretmen olun bu dünyada. Üçüncüsü olursanız ayvayı yiyorsunuz. Cahil kalıyorsunuz. Öyle demiş hadis. Ya öğren, ya öğret. Ya öğrenci ol, ya öğretmen ol. Onu da olamıyorsan, talebe olamıyorsan, şakide olamıyorsan, şakit öğrenci demek. Şakirde de bayan öğrenci demek. Talebe üniversiteye gidince oluyor. Üniversiteden aşağısı şakit, şakirde. Üniversiteye gidince talebe oluyor. Eğer üniversiteyi bitirince ne oluyor? O zaman dost veya kardeş oluyor. Başka bir şey olma. Ya dost ol ya kardeş ol. Ya talebe ol, ya şakit ol, ya şakirde ol. Başka bir şey olursan zaten kibir oluyor. Kibir ve güç savaşı oluyor. Bu da caiz değil. Şiirimizin adı Ölümsüz Öğretmen. Evrensel Ölümsüz Öğretmen. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım. Benim imzam 19 harften oluşur ve Bismillah'tır. 33 senedir. Orijinal bir imzam var benim. Her hayrın başı Bismillah'tır. Birinci söz. Müellim Said Nursi Hazretleri. Risale-i Nur'da birinci söz olarak her hayrın başı Bismillah diye başlayınca ben de kendi imzamı Bismillahirrahmanirrahim 19 harf yaptım. Atıyorum imzayı, her işim hayırlı olsun diye. Bunu Azerbaycan Harici İşler Nazırı'nda Rövşen Bey fark etti 1992'de. Azerbaycan'dan sarı basın kartı alıyorum 1992'de. Dedi senin imzan Arapça dedi. Nereden anladın diye sordum. Ben Arap dili uzmanıyım. Şarkiyat mezunuyum dedi Rövşen Bey. Şeye bakıyordu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nda matbuat şubesine bakıyordu. Sonra Pakistan'a büyükelçi oldu. Ben de güldüm. Senden hiçbir şey kaçmıyor. Rövşen müellim dedim. İmzam dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Baktı Tuğra'ya benziyor dedi. Osmanlı Tuğrası gibi. Benim imzam Tuğra gibidir. Osmanlı fermanına, padişahların imzasına benzer. Merhaba. Ey ebedi şehit öğretmenim. Ölümden zevk alan müellim. Hayata dönüp bakar mısın? Aşku münezzehte, çöldesin. Basit bir parçasın bütünde. Yıkıldın, yeniden yapıldın da yokluk şarabında sarhoş ol. Başı yükseklerde olan aşkı başın aşağı görme hocam. Aşku münteha zor çöldür. Kaftağı neresidir diye soruyorlar. Kaç gündür Selacan da soruyor. Kitaplar gönderdim 80 tane anlasın diye. İbn Arabi'nin kitapları tüme varımcı, tümden gelimci değil. Bu nedenle bütün eserlerini okumanız gerekiyor. Hepsini. Aynı Said Nursi Hazretleri gibi. Bütün Risale-i Nur'u 6000 sayfa, 135 parça okumazsanız Said Nursi'yi anlamıyorsunuz. Fethullah Gülen Hoca Efendi de aynı şekilde. Bütün eserlerini okumanız gerekiyor.
80 tane kitabı okursa iyi bir noktaya gelirsin hocam. Sonra 80 kitap daha gönderirim. Sonra 80 kitap daha. Bu işin sonu yok. İlmin sonu yok. Fırıncı ölmüş mü? Bir Nur abisi daha gitti. Allah rahmet eylesin. Aşk-ı münezzeye çıkamadan gitti. Biz çöldeyiz. Nur abileri bizi çöle attılar. Kendileri saraya biat ettiler. Onlar saraycı. Biz çöldeyiz. Biz aşk-ı münezzeh, aşk-ı müntihada çölde kaldık. Susuz çöl. Firdevs cennetin ötesinde oluyor Kaf Dağı. Kaf Dağı neresidir diye soruyorlar da ben de adresini göstereyim dedim. Cennette Kevser'in olduğu Firdevs var. En yüksek cennet. Yedinci cennet. Onun ötesinde ne var? Onun ötesinde Kaf Dağı var. Kaf Dağı'nda çöl var. Susuz bir çöl. Su yok. Yani aşık olmak istiyorsanız ilahi aşk orada var. Allah ile konuşma diye dalga geçiyor Sebatrion Kibar. Hak ile Allah ile konuşacağınız yer çöldür. Aşkı münteha Kaf Dağı'nın arkasıdır. Kaf Dağı'nın arkasına gitmek istiyor musunuz? Mesele bu. Biliyorsunuz Feridun Attar kuşları götürdü. Kuşların hepsi yollarda takıldı. Bir tane kuş ulaştı. Diğerleri yollarda kaldı. Ulaşan kuşun adı Anka kuşu. Zümrüt Anka kuşu. Angara değil. Nedir bu Zümrüt Anka kuşu peki? Niye diğer kuşlara ulaşamadı da? Çöle ulaşan kuş, Kaf Dağı'na ulaşan Zümrüt Anka oldu. Merak ediyor musunuz? Anlatayım. Aşk-ı münteha çok zor bir çöldür. Bu çölde su yoktur. Mecnun'un düştüğü çöldür. Aşk-ı münteha çölü. Buna Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede The Desert of Dune deniyor. Yani hiçlik çölü. Hiç deryası. Bu çölde GoPro bu kadar dedi. Yeter. Biz devam edelim. Eğer 21 gün çölde susuz dayanabilirsen hiç olarak aşk-ı müntihaya ulaşman mümkün. 40 gün demiyorum çünkü 40 gün dayanamazsınız. Siz Hazreti İsa değilsiniz. Hazreti İsa 40 gün çölde susuz yaşadı ve peygamberliği çölde indi. Bu nedenle size 21 gün yeter. 21 gün susuz çölde. Vecd noktasında, vecd ihlasıyla aşkı, gerçek aşkı eğer tadarsanız o lezzeti ki dünyada bulunmayan bir lezzettir bu. Hatta cennette bile bulunmayan bir lezzettir. Cennetin ötesinde sadece o çölde bulunur bu lezzet. Kaf Dağı'nın arkasında. Öldün öldün dirildin hocam. Birce güne razı oldum da bir dakikana servet versem tekrar gelir misin öğretmen? Bir kez daha ders verir misin? Kimisi 15 dakika kalır bu çölde. Kimisi 5 dakika. Kimisi 21 gün. Ben 21 gün kaldım. O yüzden 21 gün. Kendime reva gördüğüm eziyeti, çileyi size reva gördüğüm için 21 gün diyorum. Eğer 21 günü aşsaydım daha fazlasını söylerdim. Yapmadığım şeyi söylemem ben. Ne zaman gitmiştim ben bu çöle? 2012 senesiydi. 2012 senesinin Nisan ayıydı. Yani bu süreçle alakası yok. O çölde ne var? Gitmeyince anlatmak zor. 21 gün Mecnun gibi olursanız
o çöle giderseniz, benim gibi evin önüne çadır kurarsanız, Walmart'tan almıştım çadırı. 21 gün hiçbir şey yiyip içmeden, 21 gün çadırda yatarsanız, evinizin önündeki çadırda, dünyayla alakanızı keserek belki giderseniz. 21 gün ne yaptım ben? 21 günde 7 tane kitap yazdım. 7. 21 günde 21 tane şiir yazdım. 7 günde 21 tane kitap okudum. 21 günde 21 tane video çekmedim. 7 tane video çektim. O videolarımı görseniz zaten anlarsınız. Benim kızım merak etti. Babam ne yapıyor bu çadırda diye. Benim kızım çekti. Sonra da bana gösterdi. Tekrar dünyayı döndükten sonra gösterdi. O halimi görmek istemezsiniz herhalde. Çünkü Mecnun'dum o 21 gün içinde. Kimseyi tanımıyordum. Ölmüştüm yani. Öldüm, dirildim yani. Tekrar dünyaya niye döndüm ben? Aslında dönmek istemiyordum. Doğrusunu söyleyeyim. Mecnun gibi o çölde, susuz çölde kalmak istiyordum. Çok lezzetli bir çöl. Susuz olduğuna bakmayın. Su var aslında. Su çölün altında. Çölün üstünde bir şey yok. Çölün altında var. Çölün altında hayat var. O çölde. Kaftan'da. Yaşayanlar var. Aylar, yıllar geçti. Gelmedin. Yarım görmedin ölümü hiç. Yarım ölmek olmaz. Fırıldaklık yok. Ölmeden ölme, tam ölmek de olur. Öyle yarım ölmeyle, yarım aşkla aşkı münezzeh yok arkadaşlar. Aşkı müntihada yarım çakma ölüm olmuyor. Numara çekmeyin. Ebediyeti kafta aradın sen. Yoklukta bizi var ettin hocam. 40 gün çölde İsa gibi oldun. 40 gün Melikşah gibi oldun Karakum çölünde. Melikşah, Selçuklu imparatorlar içinde aşk-ı müntiha noktasına ulaşan bir evliyadır. Esma-ül Hüsna ilminde sahibidir. Nişabur'da eğitim görmüştür. Ebu'l Hayr, yani Hasan Basri'nin talebesi Seyit Ebu'l Hayr'ın ve Kuşeyri'nin talebesidir. Melikşah. Eğer bilmek istiyorsanız detaya inerim. 40 gün Hira'da, Peygamberimizin kaldığı mağarada aşk oldun. Peygamberimiz de 40 gün kaldı Hira'da. 40 gün Tur'da Musa oldun. Hazreti Musa da 40 gün Tur Dağı'nda kaldı. 30 plus 10. 10 eşittir 40. Neden 40? Bu 40 rakamı nedir? Neden Erbain olarak bilinir? 40 gün insanlar çile doldurur, inzivaya çekilir. Neden 40? İbrahim gibi ateşte yanmadın. Eğer bu noktaya çıkarsanız, aşk-ı münezzeh noktasına, ateşler sizi yakmaz. Hazreti İbrahim makamıdır bu makam. Ateşin sizi yakmadığı bir makamdır o çöl. Çünkü siz ateş olursunuz zaten. Ateşsizsiniz. Ateş sizi niye yaksın? Siz ateş olmadan oraya ulaşamazsınız. Cehennem sizi yakmaz. Çünkü cehennem ateştir zaten. Siz cehennemdeki ateşten daha güçlü bir ateşsiniz. Cehennem size ne etsin? Tanrı misafiriydin, kovuldun. Sen bu dünyaya Tanrı misafiri olarak gelmiştin.
Tanrı misafiri olarak dervişlik yaptın, kovdular seni. Öyle mi? Saygısızlık yaptılar Tanrı misafirine, Anadolu'dan. Hizmet erlerini, Allah erlerini kovdular, öyle mi? Soykırım, faşizm yapıyorlar, öyle mi? Tebliğ erlerine, öğretmenlere, alperenlere, alparslanlara, öyle mi? Nuh gibi sabrın taşları çatladı. Çatlattı bu faşizm, soykırım rejimi. Tufan çıksa gemi kaptanısın. Yine senin gemine binmek için yalvaracaklar. Boğulmamak için. Yerinde zikir Eyüp tadındaydı. Hatemül Enbiya gibi bakışların, aşkı senden öğrendik ey hocam. Biz hocalarımızdan gördük aşk-ı müntehayı. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin gözlerinde, sesinde duyduk. Bir zaman Said Nursi'de gördük biz. Aşk-ı münezzeh nedir? Aşk-ı münteha nedir? Biz hocamızda gördük. O lezzeti duyduk. Aldık. Tattık. Yusuf'a aşık Züleyhalar gibiyiz. Çöle attın bizi. Hocam, Mısır Sultanısın sen. Bizi çöle attın. Biz çölde Züleyhalar gibi dolaşıyoruz. Yani Hazreti Musa'nın kavmi gibi Sina çölünde dolaşan gariplere benziyoruz. Bıldırcın ve kudret elbası geliyor. Aç, susuz değiliz ama çölde. Çöldeyiz. Çölden çıkamıyoruz. Belkıs olsak, Etiyopya'dan gelen güzel Süleyman sensin. Belkıs kim oluyor? Meryem olsak, İsa'mız sensin. Nice Elbainler'de öğretmenim, tohum gibi oldun toprakta. Çölün altındaki ırmak oldun. Kaf Dağı ahalisiydin müellim. Öldürdüler seni, fide oldun. Sürgün ettiler, ağaç oldun. Gurbetten dal, gurbete, hüzünlü gurbete attılar hocamızı. Gurbetli dal, yaprak oldun. Kök saldın sevgili öğretmen. Bak, baş şehit oldun, şahit oldun. Ölmeden öldün, öldüremiyorlar seni. Ölemiyorsun. Senin ilmin kaynağı haktır. Hak yolunda, kullukta şahidin, şahtın. Hükmün yerden göğe kadar. Sızıntıydın, çağlayan oldun. Sızıntı az geldi galiba. Çağlayan oldu. Katreydin, okyanus oldun. Bir damla katre, reşaydın. Şimdi okyanus oldun, başa çıkamıyorlarmış. Yani, no wonder. Denizde memnun boğuldun. Meliçi Ege'yi sular oldun. Bendeden kurtuldun hocam. Sırtında yumurta küfesi vardı. Hizmetin yükleri vardı. Hep oradan, o zafiyetten vuruyorlardı. Şunu yaparız, bunu yaparız. Sırtından attı hocam, Hoca Efendi. Bütün hizmetin o yükünü attı. Yumurta küfesi yok Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin sırtında. Zafiyetten vuramıyorsunuz. Sayın soykırımcılar, faşistler, namussuzlar, şeytanlar, domuzlar. Ne halt yediniz de biliyorsunuz. Kızgın kumlarda yaktılar. İşkencelerle parçaladılar. Yetim öksüz kaldık hocam. Elif ve Ali olmayı öğrettin. Fatıma ve Hatice oluverdik. Esmalarımızı sende belledik. Belletmendin, hiç uyumadın. Kestane pazarında hocaydın sen. Kur'an hocasıydı hoca efendi. Vaiz biliyorsunuz.
tahta kulübede kalan, öğrencinin erzağına, malına dokunmayan, kılı kırk yaran, haram helal dengesinde takvayı, azimeti uygulayan bir öğretmendir Fethullah Gülen Hoca Efendi. Nefes almadan. Modelsin, hep özgürdün. Azade bir hayat sürdün. İzzetli, onurlu, namuslu. Kıskandılar. Haset ettiler şeytanlar. Çekemediler seni. Senin aydınlığını, senin nurunu kaldıramadılar. Seni anlayamadılar. Anlamak istemediler. Anlamamazlıktan geldiler. En yakındakiler bile anlamadı. Uzaktakiler nasıl anlasın? Amelinden ziyade idi ilmin. Amelinden ziyade Hoca Efendi'nin ilmi çok yüksektir. Yani ameli de çok büyüktür ama Hoca Efendi'nin ilmi amelini geçer. Ona yetişecek bir ilim adamı, bilim adamı dünyada yoktur. Yok ilkokul mezunu diye dalga geçiyorlar. Salak bunlar. Nice Amerikalı profesörler, Avrupalılar geliyor Hoca Efendi'den hikmet soruyor. Hoca Efendi'yi ziyarete gidiyor. Türkiye'de gitmeyen kalmamış. Hepsi gitmiş. Niye Hoca Efendi'ye gidiyordunuz madem Hoca Efendi ilkokul mezunu bir imamdı? Hangi nur sizi çekiyordu? Niye bu yabancılar akın akın Hoca Efendi'nin kapısını aşındırdı? Çeken nedir? Madem Fethullah Gülen Hoca Efendi beğenmiyorsunuz, şeytanlaştırıyorsunuz. Niye kapısından ayrılmadınız? Niye nemal almak istediniz? Niye sömürmek, istismar etmek istediniz? Niye utanmıyorsunuz? En büyük soru bu aslında. Bu kadar utanmazlık fazla değil mi? Ne zaman insan olmayı düşünüyorsunuz? Şefkatine karşılık hediyem yok. Başka şefkatler de rüya sayılır. Hoca Efendi'nin şefkat ve merhameti peygamberimizle denktir. O seviyede şefkat ve merhamete sahip Hannan Menhan bir insan. Rahman ve Rahim seviyesinde, Gafur ve Gafir seviyesinde affetmeyeceği insan yok. Yani bunca şirretlik yapanları da affedeceğini çok iyi biliyorlar. Melikül Vedud. Azim. Bir şefkati, merhameti var. Peygamberimiz gibi biliyorlar. O yüzden vurdukça vuruyorlar. Çaldıkça çalıyorlar. Şeytanlık yaptıkça doymayıp kuduruyorlar. Siz rüyanızda bile o şefkati göremezsiniz. Başka şefkatler rüya sayılır dedim o yüzden. Mevlana Rumi Hazretleri de böyle söylemişti. Moğol zulmüyle Anadolu'ya inerken Selçuklu Sarayı'na şiir yazmıştı. Mevlana Rumi Hazretleri. Benzer bir durum yaşıyoruz. Anadolu istila edildi. Gladio, Moğollar tarafından. AKP'li Moğollar. Etücü, Pençekçi, Balyozcu, Moğollar, Barbar, Yamyamlar. Senin öğretme aşkın ölmez. Sevgine bu şiir ilaç da olmaz. O vet aşkı müntehada, münezzehte bulunduğu için vet aşkı ölümsüzdür, ebedidir. Sadece hub değildir yani. Sadece habib değildir. Bu nedenle sonsuz aşkı temsil eder. Vedud, Ved, Budda, çoğulu. Aşk ve merhameti istemiyor musunuz? Ölümsüz olanı. İlginç. Ayağına baş koş o amelleri, umurunda değildir yani. Bir nebzede bir kesikle atar. Kesip atar. Dünyaya ait her şeyi.
Sufiler böyledir. Bir hamlede, bir sadisede atar hepsini. Zafiyet yoktur yani. Zafiyet bulamazsınız. Ölümsüz öğretmen ölmez. Ameller o ilme can verirse, şehit muallim ebedi öğretir. Bir hikaye anlatayım. Daha önce anlattım mı bilmiyorum. Yarın Dünya Öğretmenler Günü, evrensel bir hikaye anlatayım. Sene 1991. Ve Fethullah Gülen Hoca Efendi ilk defa muhacir öğretmenleri yurt dışına daimi gönderecek. 19 tane Hava Kuvvetleri'nden arkadaş ismini yazdırdı Zaman Gazetesi'ni kurmak için. Hoca Efendi 5 tane de ilahiyatta okuyan, okulunu donduracak fedai arıyor. Muhabbet fedaisi. Türkiye içinde. 5 tane. Bunları da Azerbaycan'a gönderecek. Can Azerbaycan. Yüreğimde şah damadır demiş şair. Bu 5 tane ilahiyatta okuyan isimlerini yazdırıyor abilerine. Kimi İstanbul'dan, kimi İzmir'den, kimi Bursa'dan, kimisi Konya'dan geliyor. Ben hepsini tanıyorum tabii. Hepsini anlatmayacağım. Sadece birini anlatacağım. Şehit müellimi Mehmet Selim Tunç'u anlatacağım. Mehmet Selim Tunç İzmir'di. 9 Eylül Üniversitesi'nden. Annesi ağlıyor, gitme diyor. Babası ağlıyor, gitme diyor kardeşleri. Mehmet Selim Tunç, gideceğim diyor. 4. sınıfta ilahiyatta okuyor. Okulunu donduruyor. Bir yıl gideceğim, Allah rızası için hizmet edeceğim. Çünkü rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Peygamber Efendimiz ona şehit olacağını söylüyor. Mehmet Selim Tunç Azerbaycan'a şehit olacağını bile bile gidiyor. Bir sene kalmayacak, bir sene sürmeyecek onun macerası. Şehit olmak için aşkım nezihi bulacağı yere gidiyor. Bile bile gidiyor. Mehmet Selim Tunç'u 11 Aralık 1991'de Yamanlar İzmir'deki okulda tanıdım. Hoca Efendi görmek istemişti. Bu 19 kişi ve bu 5 tane ilahiyatçı kim? Tanımak istemişti. Mehmet Selim'le tanıştım hemen. Dikkatimi çekti. Diğer ilahiyatçılardan farklıydı. O diğer 19 tane arkadaş zaten Hava Kuvvetleri'nden tanıdığım arkadaşlardı. Asubay, atılma arkadaşlar. Bu Gradyo rejiminin FETÖ'cü diye yaptığı arkadaşlar. Eflak Holding'de zaten beraberdik Mertel'de. Arkadaşlar da. Holding kurmuştuk Mertel'de. 140 tane asubaylıktan atılan Hava Kuvvetleri'nden arkadaşlar. Mertel. Hepsini tanıyorum tabii. O 140 kişinin hepsini tanıyorum. Bu 19 onlardan. Deli hepsi. Şılgın. Bu 5 tane ilaççı tanımıyordum. Tanışmaya başladık. Bir tanesiyle yolda karşılaştık. İstanbul'dan İzmir'e bilet alıyoruz. Ben İzmir'e gidiyorum da çok gittim İzmir'e. Yamanlara hiç gitmemiştim. Hiç sormadım Yamanların adresi nedir. Yamanlar. Daha önce Hoca Efendi'nin vaazlarına çok gittim. Bornova'ya, Şadırvan'a filan, Hisar'a. Kadife Kareyi'yle çıkmışım İzmir'de. Balçova'da evim de vardı benim İzmir'de. 1986'da 7'de sattık. Satmaya gitmiştim İzmir Balçova'ya. Evim de vardı benim orada. Ama Yamanları bilmiyorum. Bu hikaye içinde hikaye olacak. Bir tane arkadaş, otobüse bilet aldım İstanbul'dan. Hiç sormadım abilere. Yaman, utandım yani. Koskoca Faruk Aslan, Doktor Faruk Yamanların yerini bilmiyor mu? O kadar İzmir'e gitti. İhtiyacımız olmayınca sormadık. Sonra tabii dedim ki Allah yoluna gidiyorsak Allah mutlaka
bana yolu gösterecek birini gönderir. Benim navigasyonum iyi değildir aslında. Adresi, yolu falan ben bulamam. Allah yardım ediyor. Dedim ki bir tane dervişi Allah gönderir, bana rehberlik eder. Yol sormama ihtiyaç yok. Sonra bir tane adam yerime oturdu. Şöyle baktım, siması Nur. Aynı yaştayız. 21 yaşındayız ikimiz de. Ben bir yerden bu arkadaşı gözüm ısırıyor. Galu beladan beri ruhlar tanışır ya. Yani hissi kabel buku. Yani karşılaştığımızı biliyorum bu arkadaşı. Tanıdığımı biliyorum. Ama ismini bilmiyorum. Hizmetten olduğu belli. Cemaatten olduğu belli. Simasında Nur var. Çok belli. Arkadaşa dedim ki, sakin misin? Hemen. Ben direkt bu soruyu sorarım. O da aynı anda, aynı saniyede bana şakit misin diye sordu. Çünkü benim de simamda Nur var. İkimiz de Risale-i Nur talebesiyiz. Risale okuyoruz cayır cayır. Gülmeye başladık ikimiz aynı anda. Yok sen söyle, şakit misin değil misin? Ben diyorum, sen şakit misin değil misin? Sonra dedik ki, nereye gidiyorsun diye sordu bana. Sen nereye gidiyorsun diye sordum. Senin gittiğin yere dedi. O zaman ben de senin gittiğin yere gidiyorum dedim. Biz nereye gidiyoruz? Yamanlar değil mi dedim. Yamanlar dedi. Sen Allah bilir adresi bilmiyorsundur dedi. Nereden anladın dedim adresi bilmediğimi? Çünkü dedi seni tanıyorum ben. Nereden tanıyorsun beni? Sen Çamlıca Kur'an kursunun doktoru Faruk değil misin dedi. Belletmen. Evet dedim. Peki sen kimsin? Ben de Fikirtepe'nin fırtınasıyım dedi. Beni herkes tanır ama sen bana hiç bakmadın. Kaç defa Çamlıca'ya geldim, hep meşguldün. Ne zaman geldin Çamlıca'ya dedim. Düğün dernek olduğunda ben Çamlıca'dayım dedi. Ve biz milletin düğünlerini yapıyorduk. Sünnet düğünleri, diğer düğünler. Biz de ben mutfaktayım, organizeyi yapıyorum. Arkadaş düğüne, derneğe adam getiriyormuş. Biz hizmet ediyoruz millete düğünde, dernekte. Arkadaş beni orada görmüş. Yani seni görmemek mümkün mü dedi. Bütün organizeyi sen yaparsın ama hiç çaktırmazsın. Öyle değil mi? Kirli çıkır dedi. Sonra arkadaş asıl kirli çık o. Arkadaşta Süleyman Demirel zekası var. Ben dervişim yani. Arkadaş gizli yönetici. Hem ilahiyatçı. Dördüncü sınıf Marmara. Dedim okulu dondurdun mu? Dedi dondurduk. Okul zaten buzdolabındaydı. Zaten okula gittiğim mi var diye. Adam 4 senedir ilahiyatta okuyor. Hiç okula gittiği falan yok. Hizmet ediyor. Dedim dersleri nasıl geçiyorsun? Dedi ben Süleyman Efendi'nin talebenin yurtlarında hafız oldum. Ya da hafızım. Kur'an'ım, tecvidim falan iyidir. İlahi de okuyoruz. Bir ilahi, bir Kur'an geçiyoruz dedi. Yani arkadaş 4 senedir ilahiyatı da zaten buzdolabında okuyor. Okula falan gittiği yok. Hocalar hep seviyorlar. Arkadaş muhabbet ehli biri. Ondan sonra Nur. Bu arkadaş şehit olmadı tabii. Şehit olan arkadaş bu değil. Bu fırıldak Nurcu. Bir arkadaş diyor, kötülere bir şey olmuyor diyor. Dedim bana da bir şey olmuyor. Sen de kötüsün diyor. Yani bana bir şey olmamasının sebebi benim kötü olmam mı acaba? Bir arkadaşın yorumu öyle. Neyse, Mehmet Selim Tunç bizim gibi değil. Çok saf. Bir şakit, Nur şakidi ve hiç konuşmuyor. Biz çok konuşuyoruz. Hiç konuşmayan bir şakit. Simasına baksan Müslüman oluyorsun zaten. Konuşmasına ihtiyaç da yok. Mehmet Selim Tunç'la aynı odaya düştük. Bakü'de. Ahmet Salih ile beraber kalıyoruz. Ahmet Salih Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ahçısı. Onu da Hoca Efendi FEM'den göndermiş. Hoca Efendi'nin ahçılığını yapan Ahmet Salih. Mehmet Selim Tunç, ben üçümüz kalıyoruz aynı odada. Odada normalde iki tane yatak var. Biz üç kişi kalıyoruz. Ortaya bir yatak serdik. Bir nevi Parti Şikolata'da.
Yer yok yani. Dolu. Bir dolu Komünist Parti çikolası. Zaten arkadaş yolcu rayonlara gelecek hizmet etmeye. Bakü'de kalmayacağı için idare ediyoruz vaziyeti. Ben Bakü'ye geldim. Yurdun müdürü Kasım Bey dedi ki bu arkadaşı Faruk gönderelim. Sen bu arkadaşı tayin yerine götür. Nereye tayin oldu bu arkadaş dedi. Bu arkadaş dedi Azerbaycan'ın kuzeyine tayin oldu. Bu arkadaş kendisi biliyor zaten nereye tayin olduğunu. Kendisi söyledi bana nereye tayin olduğunu. Azerbaycan'a gelmeden önce Peygamber Efendimiz arkadaşın nereye gideceğini söylemiş zaten. Kahbalakent Zakatala. Avarların ve Gürcü Müslümanların yaşadığı Azerbaycan'ın en ilginç Sünni bölgesi. Dedim peki bu arkadaşı ben nereye teslim edeyim orada? Bana dedi ki derviş sen işini bilirsin. Git orada müftülük vardır. Müftüyü bul. Teslim et arkadaşı. Gerçekten Azerbaycan'da 9 tane müftülük var. 6 tanesi Caferi, 3 tanesi Sünni. Birinin merkezi Gah'ta. Arkadaş da Gah'a gidiyor. Müftü de İbrahim Bey. Gidip müftüyü bulacağım. Arkadaşı müftüye teslim edeceğim. Zaten Ramazan başlıyor. Ramazan'da teravih kıldıracak, Kur'an öğretecek, vaaz verecek. Önümüzdeki bir ay Ramazan. Aylardan Şubat 1992. Arkadaş benim arabam var. Ben Azerbaycan'a gelir gelmez araba sahibi oldum. Nasıl olduysa Allah bir tane beyaz at gönderdi bana. Cebimde para yok 5 kuruş. Nasıl araba aldın sıfır diyecek olursanız Allah'ın hikmeti. Yani Halim Bey bizim müdürümüz bir tane sıfır araba aldı Niva. Beğenmedi arabayı. Ben dedi Mercedes'e bineceğim dedi. Almanya'dan Mercedes siparişi verdi. Arabayı da bana verdi. Dedi paran olunca ödersin dedi. Arabamız var. Dolayısıyla sıfır. Niva. Valiler biniyor Azerbaycan'da. Sıfır arabam var ama benzin alacak param yok. Böyle bir sorun var. Cebimde 5 kuruş para yok. Ben Azerbaycan'a cebimde 5 kuruş parası olmadan gittim. Yani üstümdeki elbise. Çantam da yok. Elbisem de yok. Yani ben terlikle dolaşıyordum Çamlıca Kur'an kursunda. Bir tane Romanyalı talebem camide namaz kılarken ayakkabımı çalmıştı. Ayakkabım yoktu. O yüzden ayağımda terlik var. Sonra bir tane hoca gördü. Bu terlikle mi Azerbaycan'a gidiyorsun dedi. Bana ayakkabı parası verdi. Bir tane spor ayakkabısı aldım. İşportacıdan şeyde Eminönü'nde. Ucuz. Yoksa ayakkabım da yoktu benim. Terlikle gidecektim Azerbaycan'a gerçekten. Atilla, Romanya'da Atilla. Çingene'ler kralı. Romanya'da mafya babası şu anda. Adam olmadı. Ne yapayım? Ayakkabımı da çalmıştı. Camide namaz kılarken. Gitti pazarda sattı. Gitti barlarda yedi. Atilla. Ondan sonra tabii Mehmet'i teslim ettim. Müftü İbrahim'e. Eti senin, kemiği benim diye teslim ettim. Mehmet Selim Tunç'u. Biraz sohbet ettik İbrahim Bey'le. Dedim arkadaşı ben bir ay sonra teslim alırım. Ramazan sonu. Ramazan bayramında gelirim dedim. Buraya gelirim Ramazan bayramında. Bayramı beraber kutlarız burada. Anlaştık. Ben Bakü'ye döndüm. Sonra arkadaş orada Ramazan boyunca teravih kıldırdı. Bütün köylerde, kasabalarda dolaştı. Zakatala, Barakent. Bir mektup yazmış annesine. Bu mektubu atar mısın dedi. Bir mektup verdi bana. Ben de başımı gözüm üstüne dedim. Mektubu aldım. Bakü'ye döndüm. Sonra merak ettim. Mektubunda ne yazmış? Normalde başkasının mektubunu açmam ama içimdeki merak
mektubu açmama neden oldu. Ben de bir iki mektup yazmıştım. Biri Harun Bulut hocama, Çamlıca Kur'an Kursu müdürü. Biri de babam Osman'a. Biri Alanya'ya, biri İstanbul'a, ünvanlı. Ben o tarihe kadar şehit olmak için dua ediyordum. Her beş vakit namazda. Azerbaycan'a geldiğim gün 17 Şubat 1992 şehit olma duasını kestim. Dedim ki şehit olmanın vakti değil, hizmet etmenin vakti. Şehitliği erteleyelim. Babama da bunu bildiriyorum. Ve Harun Bulut Hoca'ya. Bir şiir yazdım ikisine de. Ayrı ayrı şiirler yazdım. Ben şiirvari mektup yazarım. Şiirle mektup yazarım. Onlar da mektup duruyordur belki. Bildiriyorum, deklar ediyorum yani. Şehit olma duası sona erdi. 7 yıldır şehit olma şimdi dua ediyorum. 7 yıldır. Tam 7 yıl. Yani 1985 yılında başlamıştım aynı duaya. 7 yıldır şehit olmak için dua ediyorum. 5 vakit namazda. Hemen dedik ki artık hizmet edelim. Azerbaycan çok güzel. İnsanlar Risale-i Nur'lara muhtaç. Arkadaşım mektubunu açtım. Arkadaş aynen şunu yazmıştı. Annesine. Peygamber Efendimiz'i rüyasında gördüğünü itiraf ediyor. Niye geldiğini de söylüyor. Anne, ben şehit olacağım. Arkamdan çok ağlama. Tekrar okudum. Ben şehit olacağım. Arkamdan çok ağlama. Mektubu kapattım. Postaya verdim. Ve arkadaşın şehit olacağını biliyor kendisi. Kötü haberi bekliyorum. Ve haber Kadir Gecesi geldi. Tam Kadir Gecesi bir trafik kazasıyla İbrahim Bey'le beraber teravih kıldırmaya giderken, oruçluyken Kadir Gecesi, İbrahim Bey'in iki ayağı kırılıyor. Volga arabası vardı. Orada arabanın içinde Mehmet Selim kafasını çarpıp şehit oluyor. Oruçlu. Ve morga kaldırıyorlar Mehmet Selim Tuncu. İbrahim Bey'i de hastaneye kaldırıyorlar. Alçıya alıyorlar ayaklarını. İkisi de kırılmış. Arkadaş gözünü açtığında bir gün sonra hastaneden telefon ediyor bana, Partişkola'ya. Benim kaldığım yeri biliyor. Kadir Gecesi'nin ertesi günü. Gel, durum böyle böyle. Mehmet Selim şehit oldu. Cenazeyi morgdan al. Durumu Kasım Bey'le, Mustafa Bey'le görüştük. Hilmi Bey'le. O zaman abi oydu. Hemen Faruk gitsin. Cenazeyi alsın. Hemen Kaha gittim ertesi gün. İbrahim Bey'i hastanede ziyarete gittim. İbrahim Bey çok üzgündü. Olacak olacağı varıyor. Borga gittim hastaneye. Hastane dediler ki biz cenazeyi Bakü'ye gönderdik. Bakü'deki hastanenin morguna gönderdik. Burada değil. Hayda. Bu sefer Bakü'ye geldim. Hastane morguna gittim. Hastane morgu dedi ki cenazeyi size teslim ederiz. Fakat bu cenaze nerede gömülecek? Annesini aradık İzmir'de. Durumu anlattım. Kasım Bey böyle şeyleri haber vermeyi sevmez. Telefonu bana verdi. Annesine durumu sen anlat. Kadını alıyor. Mektup ulaşmış zaten. Şehit haberini bekliyorlarmış. Annesi bekliyormuş. Bugün yarın şehit olacak benim oğlum. Şehit haberi gelecek diye bekliyormuş. Hiç şaşırmadı. Fakat ağlıyor. Anne işte. Oğlumu dedi İzmir'de istiyorum. Cenazeyi İzmir'e gönderin. Başım gözünü söyledim. Anne dileği red olmaz. Fakat Türk Hava Yolları $3,000 para istedi. Cenazeyi göndermek için tabutta. Hemen bir himmet yaptık. Mini himmet. $3,000 parayı 55 tane talebe vardı.
üniversite okumaya gelmiş Türkiye'den, Fen'den. Hemen topladık. Kalan da Filmi Bey koydu. Hemen Türk Hava Yolları'yla İstanbul'a, oradan da İzmir'e aktarmadı. Yola saldık. Yola salarken cenazeyi almaya yine ben gittim. Her zaman olduğu gibi. Azeri şoför, ambulansın şoförü. Bir ambulansın içine koydular cenazeyi. Benim Niva'yı da arkadan takip ediyorum. Adam basmış gaza gidiyor. Yanında da benim sağ kolum Sait var. Sait, bir arkadaş. Bakü Üniversitesi'nde okuyan. Sait diyor ki, abi çok hızlı gidiyorlar bunlar. Cenazeye saygısızlık, böyle hızlı gidilmez. Kornaya bastı, bas dedi. Arabayı ben kullanayım, sen git ambulansın içine git. Otur. Bu adamlar saygısız. Adam, ben ambulansın içine girdim cenazenin yanına. Sait'e verdim arabayı. Dedim ki yavaş sür, şehit taşıyorsun. Adam bana küfretti Azeri. Ondan sonra ben baktım saygısız biri. Yasin okumaya başladım. Elini tuttum Mehmet Tunç Selim'in. Simasını açtım. Bana gülümsedi. O tatlı gülümsemesiyle gülümsedi ve gözlerim içine baktı. Ölmemişti. Çok mutlu oldu Yasin okuduğuma. Ben Yasin okumaya başlayınca şoför yavaş gitmeye başladı. Siz Allah adamısınız dedi. Şoför. Anladı yani kim olduğumuzu. Küfreden şoför özür diledi. Yasin tam bitmişti ki havalimanına vardık. Bir Yasin'le Mehmet Selim Tuncu İzmir'e uğradık. Şehit muallim ebedi öğretir. Bir arkadaş bana şiir göndermiş. Furkan. Furkan'ın şiirini şiire koydum. Selam rüyeti şiir bi hemta. Meçhul seyranda dürid yekta. Her yanın fakir turabı mevta. Arkadaş bizi böyle görüyor galiba. Mevta olmuş bir toprak fakir. Müflis, aciz, kadir yok biraderin. Cenk isterim yanında heyhat. İlmim de yok, hünerim hayta. Haytayı ben ekledim, hayta. Arkadaş hünerim yok, ilmim yok, beni yanına al diyor. Cevap. 3-5 kuruşa satmam davayı. Dersen eğer, emanet senden yüce öğretmen. 3-5 kuruşa peylenmem asla dersen, hak sevgisizsin kalpte muradım. Cemalini görsem aynam oldun derdin. Arkadaş beni ayna olarak görüyor. Kendi özünü görüyor aslında. Ben de. Beni müellim, öğretmen olarak görüyor. Şeyhi olarak görüyor kendi kafasına göre. Bende bir numara yok. Sen kendini görüyorsun. Yani abartmayın. Hani derler ya, şeyh uçmaz, mürit uçurur diye. Kalbinde hakkı gördü müridin. Senin kalbinde hakkı görüyor. Şakirt oldum, şakirde oldum. Aynanı severdim. Özüm ayna. Ne amele ne hileye bakardın. Gönül aynasında sevgilimdin. Güzel yüzlü ayna. İsterim seni. Baktığımız kendi kalbimizdin.
Gülümzar kendimiz talibiydin. Yüzünün güzelliği aynandaydı. Seyrangah aynada aşk bizdin. Salih'in hocası gelecek. Burayı boşaltmam gerekiyor. Şiiri okuyayım, bitireyim. Ziynetin arttı istediğim kadar. Gayrı hiçbir şeyi istemezdin. Her şeyden aziz, makbuldün. Hakikatte kendimize aşıktık. Sende görmüştük kendimizi. Ölümsüz öğretmen ölemez. Aynaya yönelince öz içinde müellimlerimizi hatırladık. O güzelliğini seyrederdik. Susuz çöl, yanık nefestin. Aşkı müntehada enfes. Kaf Dağı'nda yaşar ayna. Münezzehsen aşka gel. Tesbih çekeriz ne olur. Özünü öldür de öyle gel. Leyla ile Mecnun çölüsün. Hangisi olsan ayna hocam. İyi. 5 dakika geç gelecekmiş Ali Bey. İyi. Buradan mesaj geldi. 5 dakikam var yani. Engel koymaz sevgilimsin. Ki kendini seyretsin aşıklar. Şöyle diyor arkadaş. Kanada'ya alışmış Türk kardeş. Geç kalınca söyle diyorsa iyidir 5 dakika. Nakış ve ziynetinde yoktur. Hiç talebende ayna nurdur. Bil ki varlık yoklukta dedin. Var olursan yok olurdum. Aradan çık hak görünsün. Öğretmenimi öldürdü zalim. Okullarımı kapattı cahiller. Çok gözyaşı döktüm hocam. Kurudu kalmadı bir damlam. Çölün altında derya oluştu. Deri deri akar akar suyum. Sen aradan çık hiç olasın. Öze vücut tasavvur etme. Ta ki sevgili sana sığınsın. Karşılık olarak hiç olasın. Sıfatlardan geç ki gelsin. Hedefe maksuda eresin. Kendi isteğinle öldün. Mutu kable entemutu hadisi. Ölmezden evvel öldün. Peygamberimizin hadisi bu. Ölün. Anlayanlar insan oldu. Anlamayanlar pis oldu. Ölümün bize hayat oldu. Kaf Dağı'ndan mektup yaz. Kara tren gecikir. Hava ayaz. Belki de hiç gelmez Niyaz. Nazlı hocam şehit rehber. Kimseye cahilim dedin mi? Ya saf ve temizim dedin mi? Kibirsizdin sade saf derin. Bilgi ve yetenek doldurdun. Deryada onca yaşlık sundun. Belki halinden memnunsun. Ne olurdu teslim et olursam? Sen teslisin hak deryası. Hüda bütün sen parçasın. Cüzün kül olduğu zaman, mutluluk ve neşe zamanın. Öğretmensiz, kitapsızız. Kağıtsız hocam, gel artık. O elimden gözler nurlanır. Habersizler haberdar olur. Düşünceleri, perdeleri yakar. Sözünden net hak görünür. Fikrin, zikrin olunca bizlere, kanatlar bahşeder gönlün. Yükseklerde bizi uçururdun. Hak iyi fikirleri sana vermişti. Makbul kuldun öğretmenim. Fena fikirli, reddedilmiş şeytan. Akılsızlar aramıza girdi hocam. Ödül ve ceza kendiliğinden mahşere varıldığında şahidiz. Yahşi fikirlerin sureti tartıda. Uyanıp göremedik müellim. Rüyandasın, meydandasın. Endişelerim uykuda suret. Suretini şerh etmek isterim. Belki akillere bir işaret olur. Akiller azdan çok anlar belki. Hak kalpteki esrarı okurlar. Fikrim amelinden üstündü. Ölmedin hocam, yaşıyorsun. Şehit öğretmen bendesin. Meyvesiz ağaç ne işe yarar? Ameller meyveyle ağacındır. Gül olunca dikene razıyız. Ulvi öğretmen ilim hikmet. Göz görmek için lazımdır. Allah ruhunu nur ile besler. Çeşme gibi gönülden dilin.
Akıttığın sular seller hayat. Hikmet elinden bafi çeşme. Dikende güller bitmez şimdi. Güneş gibi meydanda hakikat. Gözleri perdeli körler için değil. Yar olandan başkası anlamaz ki. O yar hocam bir nefes içinde. Öğretmenim iki alemi diriltir. O dost ki güzellikte eşin yok. İlim ve irfanda benzerin yok. Dost bir ölüye baksa dirilir. Belki dirilerden daha dirisin. Sır öğretmen meçhule beste. Derdime dermana ortağım. Ben saman sen çimenimsin. Ben gece sen gündüzümsün. Ben dikenin sen gülümsün. Ben dert sen dermanımsın. Çirkindim sen güzellik oldun. Sevdiceğim tenim canım. Ezeli öğretmenim hocam. Cismim kadeh canım oldun. Yolsuzdum cananım oldun. Zindeydim gözüm kulağım. Coşan dilinde davam oldun. Güneşin nurun latif bir siper. Öz yalnız aşktan ibaret olsun. Zahirde batında senin eserinim. İyi niyetle alçak gönüllüydün. Alçaklar anlamadılar. Hadsiz övdüm halk içinde seni. Hicap duydun, hacaletim oldun. Utandın hayan edebin destan. Hediye istemedin ey gülzarım. Bu ruhunun güzelliğinin şerhi. Ne yazdıysam ariflerden emir. Gölgeyim deme aşikar oldun. Ölmedin tasarrufatı ebedisin. Şiir nakışına nasıl sevgili olur? Lisanın sözü bitik, çok bizarım. Ezik büzük lafım yüzaf oldu. Suret su kanalıdır, ruh sudur. Damarımda akan ruh kansın. Vücut kabuktur, can öz içtir. Bir içim su sevgili öğretmenim. Sen, ben, biz, siz, o yok. Hak var. Ebedi mürebbi firdevs yetmedi. Ebedi çölde sen müellim oldun. Kaf Dağı'nda zümrüdü ankarsın. Fani dünyada şarkın ebedi olsun. Ölümsüz öğretmen ölmez elbet. Naçare şiirde elbet burada bitmez. İyi günler arkadaşlar.